Efendim merhaba. Evet, yeni bir gün. Yine detay programındayız. Hayır, bugün özel bir gün. Öncelikle oradan başlayalım. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümü. Hem kutlayalım hem de e, direniş bayramını e, bir kez daha e, iade etmek gerekiyor. E, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne gelmesinde e, emeği olan, alın teri olan, kanı olan e, herkesi e, bir kez daha vefat edenleri anma görevimiz var. E, o noktalarda mücadele edenlere de teşekkür borcumuzu, e, böylesi özel günlerde bir kez daha e, canlı yayında, ekranlarda söyleyebilme şansını yakalıyoruz. Bugün de öyle günlerden biri. E, bu bir tarafa ülke gündeminde tabii e, tartışma yaratan konular var. E, hükümetin, dörtlü koalisyon hükümetinin, Beklentileri ne kadar karşıladığına ilişkin bir takım e, tartışmalar var. Ayrıca Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir sürece doğru giderken bunun yarattığı bir takım e, beklentiler e, vesaire e, karşımıza çıkıyor. Tabii e, tüm bunlar varken sektörel sorunları da görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz ve bu programlarda da bu sektörel sorunları da farklı farklı e, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri olacak. E, değerli dostum, Genç İş Adamları Derneği'nin eski e, başkanı, artık genç sınıfından biraz çıktık sayılır herhalde. Şimdi Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla onu burada sevgili Ceyhun Tunalı arkadaşımı, dostumu konuk ediyoruz. Biraz inşaat sektörünü konuşmaya çalışacağız. Çünkü bir takım sıkıntılar var bizlere ulaşıyor bazı müteahhitler bir takım sıkıntıları aktarıyor. bize de birliğin e, bu konulara yaklaşımını, hükümetle e, istişarelerini falan biraz konuşmaya çalışacağız. Tabi Ceyhun birçok konuya da vakıf olduğu için başka yerlerde sohbetimiz sürükleyebilir. Bakalım başlayalım bir hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Aytu. Ee, öncelikle tekrardan e, diyalog TV'de bana yer verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Genç iş adamları dönemimizde bayağı daha sık katıldık evet, ama. Evet daha sık yapardık programları. Evet, e... Olsun şimdi de bir iş adamı olarak, bir müteahhit olarak evet. e, birçok konu konuşacağımız birçok konu var. Başlayalım ama öncelikle şuradan başlayayım. E, yani Bana dün seninle de iletişime geçerken birkaç <laughs> müteahhitim burada bizimle e, konuşması, devletle bir takım alacak verecek işlerinde yaşanan sıkıntılar var. Ee, müteahhitlerin çok ciddi anlamda bundan etkilendiği, alacaklarını alamadıkları gibi bir takım iddialar var. Nedir bunların? Ee, siz e, birlik olarak yeni başbakanla, yeni de demeyeyim artık 6 ay oldu, hükümetle evet. istişareleriniz ne boyutlar, maliye ile vesaire? Ne yaşanıyor yani? Nedir sorun, sıkıntı? Ee, öncelikle şuna bir vurgu yapmak isterim Aytu. Evet e, başbakanımız yenidir ama ben genellikle şuna bakarım, partiye bakarım. Hı hı sonuçta Cumhuriyetçi Türk Partisi Kuzey Kıbrıs'taki en eski e, siyasi partilerdendir. Evet, e, oluşumun içerisinde yeni partiler de vardır ama Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak baktığımda e, konuları gayet da iyi bilmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten yani, son 20 yıla çok hükümette evet. olan iki partiden biri. Evet. O nedenle yani e, ben parti gözüyle bakarım. E, başarılı e, olup olmadıklarına, konuların hepsinde gayet iyi biliyorlar. Küçük bir ada ülkesiyiz sonuçta. Ee, Sayın Başbakanımız e, Tufan Bey de ben e, bir hukukçu olarak ve genç e, partisinin başına e, parti başkanı olarak ve oradan da başbakan olarak gelmiş bir insan olarak. Evet 6 ay içerisinde daha çok bir şeyler bekler miydim? Açıkçası şahsım adına e, söylemem gerekirse. Evet tabii ki e, beklerdim. E, ama evet ülkemizde de kangrenleşmiş bir durum var. Bunu da aşabilmek kolay değil. Ben genç nesilin ki bunun öncülerinin de şu andaki başbakanımız Tufan Hoca'nın uh -huh. olacağını inanmak istiyorum. Hala daha hükümettedirler. Bir noktadan başlamamız ve bu kangrenleşmiş sorunlara bir çözüm üretmemiz gerekmektedir. Evet acı reçete siyasi partileri e, bekleyecektir günün sonunda ama bundan korkmamaları ve gereken adımları atmaları atmaları gerektiğine ben e, inanıyorum ama ne yazık ki 6 aylık süreci sürede görmedik ha hiçbir yoktur e, olumlu adımlar Tabii ki e, atılan olumlu adımlar vardır ama inanın vatandaşın beklediği artık e, biraz da cebine olumlu adımları hı hı. görebilmektir Evet bir müşav e, müşavirlik yasasıyla ilgili adımlar atıldığı e, belli başlı noktalarda da e, ilerlemeler sağlandı ee, ama vatandaş da artık biraz da bunların dışında cebine yansıyan bir şeyler de görmek istiyor açıkçası. Mesela son zamanlarda hep vatandaş zam, zam, zam diye her gün e, uyandı. Bunlar ne yazık ki ülkemizde, bu güzelim adamızda hele de böyle bir yaz zamanında, ee, insanlarımızın biraz da psikolojisine e, büyük etki yapıyor e, diye düşünüyorum ve gözlemlediğimde şu var artık e, insanımızda e, siyaseti olan e, güvencini yitirmiş durumda gibi gözüküyor. Son yapılan seçimlere falan da baktığınızda hı hı. zaten katılım oranlarından da bu gayet net ve açık bir şekilde e, ortadadır. O yüzden biraz da insanların cebine bir şeyler yapılması gerekir ki evet bizi yönetin bir hükümet var diyebilsin Açıkçası tabii bir de şey var yani ee, cebe dokanabilme için bir şeyler yapılması lazım ama bir de e, aşırı derecede dövizin yani bizim elimizde olmadan geldiği bir nokta var. Yani evet. e, Sayın Maliye Bakanı da, da söylüyor ya bizim dokunuşlarımız çok sınırlı olabilir yani bir para politikası oluşturamayız kendi paramız yok. Merkez Bankası Türkiye'ye bağlı sonuçta. Zaten Türkiye önüne geçemiyor en başta TL'nin değer kaybının. Bir de bu dezavantaj. Yani şimdi evet beklentiler mutlaka olacaktır ama bir de böyle bir dezavantaj da bulundu. Yani evet doğrudur. Yani parayı sonuçta e, basan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Dış e, etkenlerin e, çok büyük etkisi vardır bunun üzerinde. Doğrudur, katılırım. E, ama... Bunca yıldır bunu görüyoruz. Demin ilk başta da söylediğim gibi ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin veya Demokrat Parti'yi veya e, TDP'yi ben e, konuları bilmiyor e, hı hı. noktasına çekmem açıkçası. E, dövizin bu tip yükseldiği zamanlarda bizim ülkemiz e, turizm cennetidir ki gerçekten de turizm cennetidir. Ama biz bunu kullanmayı bilmiyoruz evet. ne yazık ki. Şimdi bir çevrenize baktığınızda, özel sektöre baktığınızda veya kendi sektöründen bahsedecek olursam, e, bizler yurt dışından buraya insan getirmek için ve buradaki yapmış olduğumuz konutları e, pazarlamak için çok büyük gayretler harcıyoruz. Ve e, bunu da anlatırken küçük bir parantez içinde şunu da söylemek isterim. Mesela devletimizin e, sanayi yatırımlarında teşvikleri vardır. Hı hı fuarlar olsun, makine alımlarında olsun bunlarla ilgili teşvikleri vardır. Ve sonuçta baktığınızda müteahhitlik sektörü de bu üretimin içerisine girer. Sanayi sektörün içerisindedir. Zaten sanayi odasına da rahatlıkla üye olabilirsiniz. Yani sektörümüz o kadar büyüktür ki inşaat sektörü. Ticaret odasına da, sanayi odasına da bu tip kuruluşların hepsine direkt katılabilme şansınız vardır zaten. Ama ne yazık ki hükümetlerimiz bu konuyla ilgili hiçbir adım atmıyor bir fuar teşviği verilmesi belki onlara küçük rakamlardır gibi geliyor ama mesela örnekleme yapmam gerekirse ki bugün daha e, almış olduğumuz e, fiyatlandırmalarda 9000 pound civarında sadece stand kiralanması ve oranın düzenlenmesiyle ilgili bir rakam vardır önümüze şirket başınadır bu aşağı yukarı Tabii bunun sizinle birlikte gidecek olan personeli var, orada kalacağınız var, uçak biletleri var. Yaklaşık bu 13-14 bin poundlara kadar çıkmaktadır. Pazarlama yapmak için bu rakamı... Evet ve bu sadece bir, bir fuardır. Fuar. Senede bir defa bir fuara katılamazsınız. Daha fazla fuara katılmasınız ki ülkenizi daha çok tanıtabilirsiniz. Bunu müteahhitlik sektöründeki arkadaşlar karşılıyorlar ve gidiyorlar. Ve devlet bununla ilgili hiçbir ne bir teşvik ne bir destekte de ne yazık ki bulunmuyor. Ki şöyle bir şey düşünün ülkemize gelen her yabancı ki e, bölge belirtmek gerekirse e, Rusya, İskandinav ülkeleri, Arap pazarı, Çin, İsrail buna dahildir. İsrail buraların hepsinden bize tele gelmiyor. Döviz geliyor Tabii. ve bu deviz, döviz getiri ülkeye çok büyük da katkı sağlıyor ve bu insanlar buraya sadece yatırım amaçlı gelenler de vardır, Aytu, ama kendileri de gelip tatil yapıyorlar bu ülkede. En az 2 hafta, üç hafta kalıyorlar. Kendisi kullanmadığı zaman da ya şirkete diyor ki benim yerimi bu konutları kirala, ben kendi ülkemden arkadaşlarımı bile getirebilirim. Veya kendisi yollamasa bile biz onları doldurmak için tatil programları oluşturuyoruz ve yurt dışından gelen insanları çekiyoruz buraya ve bu gelen insanların hepsi döviz harcıyor. Bu çok büyük katkı oluşturmaktadır ülkeye. Bunu nasıl artırırız diye düşünmesi gerekir ki biz yani bunu hükümetlerden görüştük daha önce. Ama ne yazık ki her zaman o klişe cevaplar vardır. Evet halledecek, uğraşacak, bakacak gibisinden. Mesela geçenlerde İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olmuştu. E, yabancıların bir konut yerine iki konut alması. Bunu, Bunun gibi adımlar atarlarsa hükümet olarak çok daha e, ülkeye turist getirebilme şansımız olacak. Çünkü neden? Yatırımcı. Şu anda mesela örnek vermem gerekirse İskandinav ülkelerinde paranızı, Bankaya koymaya çalışırsanız, eksi 1.1 veya 1.5 civarında sizden paranızı koruduğu Tabii. için para alır banka. Evet. E, ne yapıyor burada yaşayan insanlar? Bizim gibi ülkelerde, özellikle Akdeniz bölgesinde tatil amaçlı alınabilecek, yaz dönemlerinin daha uzun olduğu ülkelerde ve fiyatlarının da uygun olduğu ülkelere paralarını götürüp yatırım yapıyorlar. Bu yatırımı günün sonunda kendileri e, projeden satın aldıklarında daha uygun fiyata alıyorlar. Günün sonunda proje bittikten sonra satıyorlar ve bir kar elde ediyorlar veya tamamen kiralama e, yöntemiyle oradan bir e, yıllık e, getiri elde ediyorlar. Bu tip ülkelerdeki insanlar biz ülkemize de daha rahat nasıl çekebiliriz? Bir konut değil iki konut verelim. Burada bunu da belirtmek isterim. Arsadan bahsetmiyorum özellikle. Çünkü biraz siyasetleri bu konuyu arsaya e, doğru yöneltiyorlar. E, arsa değil bizim söylediğimiz doğrudur. Topraklarınızı satarsanız günün sonunda onların da hak, itme, hak, iddia etme hakkı olabilir burada. Bizim bahsettiğimiz apartman daireleri, villa, yani bir taşınmaz mal ama e, toprağa sahip olamıyor bildiğiniz gibi orada. Bunların sayısını artıralım diyoruz biz. İki iyi yapacakları olması bile bir adım attıklarının göstergesidir. Aslında Ama aslında biraz radikal bir adımdır. Çünkü ben o haberden sonra görüyorum ya yani toplumdaki eğilim hemen e, bir kere zaten yatırımcıya karşı ciddi bir tepkisi var toplumun ilginç bir şekilde Yani hep yanlış bilgilendirmenin günün sonundaki e, ortaya çıkardığı konulardır bunlar. Ya da işte konut edindirmede e, sayısal artış hemen o işte gelecekler kimisi milliyetçi bakış açısıyla İsrailliler gelecek Yahudiler alacak bunun için kimi der işte Türkiye'ler yiyecek bizi gelecek falan böyle garip garip e, hükümetler üzerinde, siyasiler üstünde de baskılar oluşuyor. Böyle e, kanaatimce çok da yanlış olduğunu ya, düşünüyorum. Vizyonsuzluktur şeyler. bu. Artık. Yani bu bu şekilde düşünün ve e, konuşanlar evet vardır bizimle kulağımıza geliyor ama bu ...vizyonu olmamasından kaynaklıdır insan Yani az olsun benim olsun... ...öz olsundan yaşamaya çalışan... ...bir insan psikolojisidir bu. Bu tamamen bizim gibi ülkeler için... ...çok yanlış şeylerdir ve... ...düşünün buna örnekleme yapacak olursak... ...işte Türkiye'den gelecekler... ...bizi yiyecekler konusuna... ...söylemiş. Onu da birazcık açalım. Yıllarca... ...biz... ...dedik ki ya... ...Türkiye'den buraya gelecek olan insanlar... Beyaz yakalı dediğimiz insanlar olsa evet. keşke dedik. Ki şimdi de onlar gelmeye çalışıyor zaten. Ve şimdi de onlar akın akın buraya gelmeye hmm. çalışıyorlar. Ve bu akını durduracaksak eğer, o tab tabii ki bilemem yani ülkeye nasıl e, yansıyacaktır ama çok büyük etkileri olacaktır ülkemizde. Bu devinim varken Kıbrıs Türk toplumu da buna göre... Ayak uydurmak zorundadır. Çünkü dünya gelişiyor, dünya büyüyor, nüfus Siyasetçinin artıyor. Siyasetçinin, radikal kararlar, hükümetlerin radikal kararlar üretebilmesi gerekir. Tabii tepkileri ki bir tarafa bırakarak Aynen. doğru doğru adımı atabilmesi gerekiyor, kuşkusuz. Az önce konuştuğumuz konu çok aşmadan dikkatli bir izleyicimiz var, Levent Bey şöyle demiş: Geçen gün resmi gazetede okudum, Londra'da yapılacak fuar için alan kirası 120 bin küsur sterlin bütçe çıktı. Bu bu rakam tüm alan için size tekrardan bireysel katkı nasıl verilebilir? Yani bir katkı var ama o bilmiyorum sizin sektörle mi alakalı Yok. Ben okumadım çünkü Biz, yani bize de öyle bir haber gelmedi. Bilmiyorum yeni bir şeyse ama bize gelmiş olsaydı söylenirdi. Şu anda öyle bir açıkçası net bir bilgi elimde yok ama bugüne kadar almadık devletten öyle bir katkı. Bir iki defa evet bununla ilgili size katkı. E, sağlayacağız dediler ama günün sonunda ne yazık ki o katkıları alamadık. E, keşke böyle bir katkı yapsalar açıkçası. Yaptılarsa da e, özür dilemek boynumun borcudur ama zannetmiyorum açıkçası. Öyle hı hı. bir haber gelmiş olsaydı bilgim olurdu. Bir e, hadi hızlı hızlı gidelim. Ulaşım ambargosu var iken e, turizm ticaret yapılamıyor. BM bizi hayalet olarak görüyor demiş Hasan abimiz de. Hasan ya buna hı hı. bir cevap vermek isterim hızlı hı hı. şekilde. Yani bu da bizim Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadar anlatılıp da bunun dışına çıkamamamız. Yani toplumumuzdaki insanların zihnini açamamasından kaynaklı verilmiş bir cevaptır. Özür dilerim izleyicimizden ama ben hep buna örnekleme yapmak, yaparken şunu veririm. Ben buradan e, Tayland'a gideceğimde bırakın Kıbrıs'tan İstanbul'a ayağını geçtim. İstanbul'dan Tayland'a gidebilmek için 3 uçak değiştim. Neden? Çünkü oraya gitmek istiyorum ben. hı. hı. O kültürü görmek istiyorum. Onu yaşamak istiyorum. Orada bana sunulan reklamlardaki gerçekliği ve realiteyi görmek istiyorum. Neyse de yapıyorum bununla evet. ilgili. Eğer üç uçak değişeceksem değişiyorum ve oraya gidiyorum. O çekimi yeter ki buradan da yapabilelim. Evet. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben e, herkes bir Amerika'ya gidilsin. Ben uçak bilmeyi de çok seven biri de değilim açıkçası. Onu da söyleyeyim. <laughs> e, ama bakın sevmememe rağmen üç uçak değişip oraya kadar gidebildim. yani. Neden? Çünkü istiyorum orayı görmeyi. Ve biz ada olarak da bu kadar uzaklarda değiliz. Avrupa'ya çok yakınız. Avrupa'daki turisti buraya çekebilecek kapasitemiz vardır. Yani Avrupa bize demiyor ki veya vatandaşına demiyor ki Kuzey Kıbrıs'a gitmenize ben izin vermem demiyor ki. Bir sürü insan gelip buradan ev alıyor Avrupa Birliği'nde yaşayan insanlardan. Tatile geliyorlar. Turizm şirketleri bunları getiriyor. Ama tamamen bireysel uğraş ve uğraşlarla yapılıyor yani bunlar. Ha gerçi turizm sektörüne katkıları vardır devletin. Büyük katkısı vardır. Verilsin onda kesinlikle verilmesin demiyorum. Çünkü e, turizm sektörü de adamızın lo lokomotif sektörlerindendir. Ama burada yapılması gerekenler yani ver teşviği, ver teşviği, ver teşviği ucuz değil. Bakın mesela dün akşam e, takip ediyorum ben. Türkiye şu anda bugüne kadar ki turizmini nasıl artırabilirimin adımlarını düşünürken şimdi şeyi konuşmaya başladılar. Gelen turiste 600 küsur dolar civarlarında e, civarlarındadır. Turist başına harcama. Bunu 2000 dolara nasıl çıkarabilirim dedir. Çünkü illa turist sayısını artırmakla da çözüm üretemezsiniz. Gelen turistin harcamış olduğu evet. parayı da artırmak zorundasınız. Yani 1 milyon turist gelecekse de kişi başına 600 harcayacak. 500 gelsin de kişi Peki. başına 2000-2500 harcasın ve kaliteli turist gelsin. Adamımızı daha da iyi tanıtacak insan gelsin. O, o daha da önemlidir aslında. Evet. Şimdi e, aslında girdiğimiz konu ya daha girmedik sorduğum soruya bu müteahhitlerle ilgili alacak ama evet. gelen bir yorum. Şimdi isimleri okumayacağım ama hani biliyordur herhalde Ceyhun Bey konuyu. Bulut İnşaatı Batıran bir arkadaştan bahseder. Ee, Abdul Kadir Köse'den daha sonra zaten burada açığa yazılmıştır görebilirsiniz ama ben yayında isim söylemeyeceğim. Ee, bulut İnşaatı Batıran X kişi neden yargıdaki süreci durduruldu mahkeme kararıyla? Evet. Ee, ama günün sonunda bir dakika e, hızlıca okuyup e, yani yapılan işlemlerin e, şey işte kaçak şey malzeme, ucuz işçilik, zayıf falan filan diyor o Bulut inşaatın şeyi konusunu. 650 aile de mağdur oldu diyor. O konuyla ilgili var mı herhangi bir girişim ya da ona ona benzer böyle şeyler var çünkü. Doğru, var. Doğru. Biz müteahhitler birliği olarak bunlarla ilgili çok görüşmeler yaptık. Yani şu andaki hükümet da böyle çok ucundan konuştuk bu konuları. <laughs> Ama daha önceki hükümet ne zamanından ait? Biz bunları çok konuştuk. Bir tek bulut inşaat olarak bakmayın. Bunu tutun 2004 anlam patlamasında hatırlıyorsundur. Bu SNTP taraflarında falan Tabii. da bir sürü şu anda yarım kalmış konut vardır. Ama müteahhitler birliğinin bunlardan ilgili yapabileceği bir durum yoktur. Çünkü yasa yasal süreç içerisindedir bu. Ancak mesela bulut inşaatı örnek olarak vereceksak Bu arada yani kim batırdı derken bir isim tarafından hmm. yapılmış bir durum değil. O tamamen şirketin kendi, kendi iç e, sorunu. Iç evet. O yüzden ben de okuman, olan arı bir konu evet. zaten. Yani öyle kangrenleşmiş sorunlardır bunlar devletin bile bir anda böyle noktasal çözebileceği durumlar değildir. Çünkü araya bankalar girer, verilmiş ipotekleri vardır, orada yaşayan insanların hakları vardır. Bir anda devlet de bunu şey yapamaz devlet ne yapabilir Aytu bununla ilgili? Devlet otoritesini koyup orada mağdur olan insanların haklarını günün sonunda savunabilmek için ve evlerinin tapularına da koçanlarına da sahip olabilmeleri için çıkar devlet der ki ben bununla ilgili adımı başlattım. Getirin bütün her şeyi görelim, hangi bankada ipotekler vardır, e, sıkıntı nedir. E, evet buradan e, ev almış olan insanlar vardır ama belki de evet sözleşmeyi imzaladı ama herhangi bir ödemesi de yoktur. Hı. Yani bunları bir ilk önce devletin alıp kontrol etmesi, çok çeşitli örnekler çıkacak. Çok çeşitli tabi. örnekler var. Belki de ödemiş arkadaşlarımız da vardır, vatandaşlarımız Hı. da vardır. Ama Malibu. koçan olmadığı için alamaz. Ve bunlar da çok büyük sıkıntı sonuçta taşınmazınızı Siz bir iş insanı olabilirsiniz. Bir bankada kredi olarak kullanabilirsiniz günün sonunda ve bunun şu anda kullanamıyor oraya yapmış olduğu yatırımı. Devletin bununla ilgili e, niyetini ortaya koyup ben bu işi çözeceğim diye adım ataraktan ilk önce sorunun ne olduğunu Kimi müteahhitler birliği bununla ilgili bütün sorunları orada ev almış olan insanlar biz yaklaşık 2 veya 3 sene önce yanılmıyorsam müteahhitler birliğine lütfen herkes gelsin sıkıntısını anlatsın burada biz bir dosya oluşturduk bununla ilgili. Ha hani nihai sonuca gitme şansımız var mıdır? Yoktur çünkü devletin adım atması gerekir ki elini masaya vurduğunda şu şöyle olacak, bu böyle olacak, yasal süreçlerinden ilgili hızlı adım atılacak. Bunları çözebilsin. Biz müteahhitler biliyor olarak tüm bunları aktardık aktardık ama gene günün sonunda sonuç yok. Yani bu devletin sorunu mesela dün biriyle konuşurken denildi ki evet müşavirlik yasasıyla ilgili adım atıldı. Bundan sonra işte müşavirler olmayacak falan filan veya işte öden ilgili hep genelde konuşulan neydi bu kadar verilen paralar dersiniz. Ama bir kişi daha kalktı, dedi ki ben bunun hesaplamasını yapmıyorum arkadaşlar. Müşavirlerin piyasaya bıraktığı bu kadar da para vardı aslında. Yani arsa eksiye bir bakmak gerekir her zaman yani illa da bu 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 toplum bununla ilgili baskı yaparsa illa da onu geçirelim mi diye e, hükümetin bir kontrol etmesi gerekir. Bir özel ekonomiyle ilgili yani. şeyler dengeler. Geçmiş müşavirlikteki sorun başka bir şey. Yani, ha, o, yani. ama e, bu şekilde de piyasaya e. mesela bakın hesabı kitabı yapılıyor ki düşmüyor bu para diyor şu anda piyasaya. Mesela. Evet. Daha, daha çok harcama yapar <laughs> evde oturunca acaba <açma. gülüyor> Bilemeyeceğim onu ama evet, bu alacaklar konusu nedir? Nasıl bir yöntem var sevgili Ceyhun? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Yani açıkçası burada bunu çok rahatlıkla ifade etmek isterim. Ee, hükümetin gözünde müteahhitler, özellikle devlet ihalesine giren müteahhitler her zaman ikinci plana, üçüncü plana, dördüncü plana atılıyor. Evet devletin e, vermiş olduğu taahhütleri vardır. Her ay yapması gereken ödemeler vardır ama sonuçta e, hep söyleriz. Bunu da buradan kesinlikle söylemek isterim. İşte lokomotif sektörlerimiz turizmdir deriz, e, üniversite sektörüdür deriz ama herkesin böyle yani göz ardı ettiği müteahhitlik sektörü olmazsa bu sektörlerin hiçbirinin düzgün şekilde e, çalışmayacağını bir türlü göremiyorlar ve lokomotif sektörlerden bir tanesinin de e, inşaat sektörü olduğunu kimse kabul etmek istemiyor açıkçası. Ve hep de genelde ikinci, üçüncü e, sıraya atılıyor müteahhitlerimiz ne yazık ki neden Çünkü devletin yıllık çıkmış olduğu bütçeler vardır ve bunlar küçük rakamlar değildir artık. çok büyük rakamlardır bu rakamların hepsi günün sonunda harcanıyorsa bunu birileri harcıyor nereye harcıyor müteahhit dolaylı dolaysız etkilediği sektörleri vardır bilirsiniz Dolaylı 50 küsur gibi dolaysız 100 küsura çıkan sektörler vardır müteahhit bunun mazotunu kullanıyor mazotçudan bir e, mazot çekimi yapıyor ve bunu ödeyecek günün sonunda. Ahşapçısı, alüminyumcusu, tüccarı, ticaret işi yapan, aynısı... işte yurt dışından getireceği, gümrükçüsü, vergisi, işçisi, taşeronu bunların hepsi hepsi ödenecektir. Siz e, müteahhiti ödemezseniz bu aşağıda bekleyen, arkada bekleyen bir sürü insan parasını ya zamanında alamayacaktır, ya tam alamayacaktır, ya hele de son yaklaşık 6-7 aydır bu dövizin bir anda tırmanışa geçmesinden kaynaklı yapmış olduğu veya vermiş olduğu ya işinden ya vermiş olduğu malzemeden dövizden kaynaklı çok büyük zararlar edecektir. Yani bu ucunu bırakırsanız günün sonunda çok büyük böyle bir domino taşı gibi arkaya doğru herkesi batırabilecek bir sektördür inşaat sektörü. <laughs> Ve bununla ilgili de biz diyoruz ki hükümet olarak siz yapacağınız yatırımları bütçelerde ayırıyorsanız Bunların parasını da lütfen bloke edin ve ayırın. Başka yerlere kullanmayın. Bu sektörün durmasını engellememeniz lazım sizin. Müteahhit yaptıysa işini, bunun parası çıkacak. E adam işini ihaleyi alıyor, işini yapıyor, bitiriyor. 5 ay, 6 ay, 7 ay bekliyor bu parayı almak için. Ve bunlar küçük rakamlar değildir yani. Evet vardır küçük, işte 50 bin TL'lik, 100 bin TL'lik, 20 bin TL'lik ihaleler de olabilir. Müteahhit, devlete iş yapan müteahhitlerimiz bu tip rakamları belki kendi içerisinde tolere edebilecek Aha. durumdalar. Ama siz bunu 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon TL'lerin üzerinde çıkarttığınızda bu bunu kimsenin kendi tolere edebilecek bir durumu yoktur. Ama dışarıdan da bakıldığında hep bir şey vardır bilirsiniz. Ya da müteahhit bütün parayı kendi cebine alır gibi gözüküyor ama devlette de bellidir zaten kar marjları. %10-15 arasındadır şu anda müteahhitlerin devletten almış olduğu işlerdeki kâr marjları. E sen bu adama bunu ödemezsen ve özellikle de piyasada nakit akışında sıkıntılı sıkıntılı bir dönemdeyse şu andaki gibi ve müteahhit e, banka kredisi kullanaraktan almış olduğu malzemecileri veya adamlarını veya taşeronlarını ödemeye kalkıyorsa o kâr marjı da kalmıyor orada. Evet. Bitiyor yani bu para, eriyor ne yazık Var mı bir çalışma, ne kadardır alacağı, müteahhitlerin falan böyle ee, bir top total çalışma var zaten. ama açıkçası şu anda aklımda değil Hı. ama çok büyük bir paradır yani. Şu anda aklımda değil. Bununla ilgili bak geçen hafta şey yaptık ama rakam tam aklımda. Yani yanlış bir şey verip de yanıltmak istemem ama çok yüksektir yani rakam. Bu mu etki eder? Mesela bazı durumlarda da örneğin yine sevgili Levent Diyazlı benim de sorularım arasındaydı. Ben yer vermeyecektim ama kendisi yazdı fark etmez. Şey Mesela sınır kapılarıyla ilgili ihaleye çıkıldı. Kimse teklif atmadı. Hı hı. Ee, bunun nedeni nedir? Yani ödemelerdeki sıkıntı yoksa keşif bedellerindeki sıkıntı yoksa evet. müteahhitler kendi aralarında vardır başka bir sorun bilmiyorum. Nedir ben, yani? Sebeple? Müteahhitler benim de almış olduğum notların içine tahmin edince konuşuruz diye e, düşündüğüm için... E, Birinci neden tabii ki siz görüyorsunuz ve şu anda eskiye nazaran çok azalmıştır e, devlet e, müteahhitlerimiz Aytun. Eskiden herkes Girelim. devlet işine, e, ihalesine katılmak isterdi. Şu anda çok azalmıştır sayı 20'lere kadar düşmüştür. Belki o biraz daha düşmüştür diye e, düşünüyorum. Bir devletten alacağını zamanında tahsil edemeyen, e, edememekten kaynaklı e, ihaleye girmemeler vardır. İki, birim fiyatlar. Demin size vermiş olduğum bir rakam vardı. Devletle alınan ihalelerde de aşağı yukarı. Çünkü bundan 3 sene önceydi yanılmıyorsam. Geçen bir yeni ihale yasamız vardı bizim. Orada bellidir zaten. E, ihalenin kaç paraya biteceği, onun üzerinden yapılan kırımlar, maliyeti hepsi belli. Her şey bellidir zaten. O yüzden diyorum size yani 10-15 bandındadır müteahhitin kar marjı orada. E, burada hem zamanında alamamaktan kaynaklı müteahhit artık katılmıyor. Bir ikincisi de Bizde şöyle sıkıntılar var. Birim fiyatlar yenilenmiyor ne yazık ki. Mesela bakın dövizden kaynaklı ne kadar hareketlenme var. Birim fiyatlarda tık yok. Yani bundan ilgili de bayağı görüştük. Evet, belli bir noktaya geliyoruz. Yani konuşuluyor şu anda bunlar ama nihai netice yok. Bir sürü hale geçti bunlar değişmeden. Ee, siz de diyeceksiniz ki e neden müteahhit gidip bu işleri alıyor o zaman? da başarıyor, bitiriyor da hükümete teslim ediyor. Ama adamın yapacak bir şeyi yoktur. Çünkü Orada şu ekipmanı var. ekipmanı var, vardır ve bu adam lazım. sadece devlete iş yapan bir müteahhittir. Dışarıda bir işi yoktur yapsın. Yani yapsat yapmıyordur. Dışarıda birinin projesini alıp işlemiyordu Tamamen kendisini senelerdir devletin çıkmış olduğu ihalelerde ona göre ekipmanını, ekibini, şirketini düzenleyen firmalar vardır. Bunlar dışarıda iş yapmıyorlar. Birim fiyatlar bunun üzerinde e, çok etkilidir. Bir örnek vereyim size. <laughs> e, beton fiyatları bizim e, birim fiyatlar içerisinde burada 230 35 TL civarlarındayken Türkiye'de 280 TL civarlarında. Bakın Türkiye'den bahsediyoruz. Çimento bize oradan gelir. Ya, i̇thal ediyoruz. İthal ederek biz çimentoyu onlarda daha ucuzdur. İşçilik daha ucuzdur, işletme giderleri daha ucuzdur. Ona rağmen bizden daha daha yüksektir. Neden? <laughs> ha bunda Türkiye'nin kendi içerisinde bu fiyatlara bir etkisi de vardır. Hükümetler müteahhitlik sektörünün biraz e, daha fazla para kazanması için e, bir tık fiyatlara artış yapmıştır Türkiye'de. O kendi içer Türkiye'nin kendi içerisindeki durumudur. Ama ona rağmen Türkiye'deki birim fiyatlar her sene revize olur. Bu birim fiyatlar bizim ülkemizde revize olmadığından kaynaklı ve şöyle bir de sıkıntı olduğu için. Mesela bilirsiniz genelde çoğu e, devlet ihalemizde bizim TC kaynaklıdır. Hı hı. Açılan ihalelerin e, desteği. E, burada nasıl süreç devam etmektedir? siz e, Size elçilikler ki ayırmış olduğu parayla ilgili bana bir proje üretin burayla ilgili. Mesela bir yol yapılacak ve bununla ilgili bana bir proje getirin. Bir belediye, bir... E, Köy diyebilir ki ben bu sokağımın altyapısını yenilemek isterim. çevre düzenlemesi yapmak isterim. mı? Bana bir proje yapın, getirin. Ona göre bir bütçelendirme yapalım bununla ilgili. Şimdi proje yapılır gider. Bununla ilgili kaynak ayrılacağında eğer ki yapım bedeli 100 birim civarındaysa ayrılan kaynak derler ki biz buna bununla ilgili 80 birim kaynak ayırıyoruz. Geri kalan %20'sini de siz belediye olarak veya kendiniz hı hı. yerel hükümet olarak bunun üzerine siz tamamlayınız. Ha çok büyük ihaleleri vardır. %100'üne kadar da karşılar ama bu tip yerlerde belli bir oranını size der ki siz kendiniz karşılayacaksınız. Şimdi bizimkilerin yerel yönetimlerinde hükümetin de bunların ayı çok kaynak ayırmadığından dolayı yapılacak olan projede diyelim ki 100 birim metrekare civarındadır. Fiyat da 100 birimdir. E, üzerini tamamlamak için de 20 birime ihtiyacı vardır devletin. Bunu ne yapar? Maliyeti aynı tutar. Ödeyecek olan parayı da yani 80, maliyet aynı çıkanı, 100 birimdir. Çıkanı ha. tamamına ha. sayar yani. E, 80 bin TL'de çıkıyor bana. E, 80'den bu işi bitirecektir. Geçin. E senin zaten maliyet olarak 100'dür bu. E, 80'den sana katkı geliyor. Yani en azından bunun üzerine bir %10, %10 %15 müteahhitlik karı koyup senin 115 birime çıkartman gerekiyor. Sen 80 birime aran bu işi bitiresin. E, bitmeyeceğinden kaynaklı ne yazık ki müteahhit bunu görüyor ve eskiden çok da proje de çıkmazdı. Şimdi biz bunları zorlaya 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 metraj döker hale getirdik. Yani ne dedik? Burada kaç metrekare sıva var, kaç metrekare seramik var. Gerçi artık o da tam uygulanmıyor ne yazık ki. E, bunlar çıksın ki müteahhit bir işi yaparken yasaya da veya olası bir ekstra ödenekte veya eksiltmede devlet tarafından yapılacak olan işlerde Devletin de bunu daha rahat kontrol edebilmesi için. Dedik ki 100 metrekare seramik işi varsa ve senin yerinde yapılırken bunu 120'ye çıkarıyorsan aradaki 20 metrekarenin fiyatını hesaplayabilmek için herhangi bir e, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için bunu baştan söyleyeceksin ya yani. diyeceksin metrekaresi bir teledir bunun. 20 metrekare fazla yaptırırsam 20 çarp 1 yaparım, 20 metrekare eksildiysem 20 çarp 1 yaparım, Eksildirin fiyatının içinden hmm. diyeceksiniz. Yani doğrusu da budur zaten. Bu şekilde olmazsa e, suistimale açık olur o konu. Hükümetleri de e, bununla ilgili zan altında kalır, müteahhit de bununla ilgili zan altında kalır. Yani o yüzden birim fiyatlar da güncellenmediği, güncellenmediği şey. sürece çok çok büyük etkisidir müteahhitlerin e, ihalelere e, katılmamasıyla ilgili. Evet. İşte bunları yapılması lazım, yapılacak işlerin başında geliyor herhalde. Ama şeyden Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ödemelerde gecikmeler olur mu orada da yoksa? E var, orada da sıkıntılar var tabii ki. Herhalde o da aracı olan şey var. İşte evet, en, en iyi var orada. İşini düzgün yapması lazım ki süreç işlesin tıkandığı zaman kalıyor orada e, bir yani yerde. yani Bu böyledir. Ben şimdi e, yani konuyu öyle bir konuştuğumuzda şey anlaşılmasını istemem kesinlikle. Yani işte TC elçiliğinden aldığımız kaynaklar falan filan. UNDP veriyor bize bunu evet. ve UNDP inanın çok daha set kontrol eder sizi. Hiç göz e, göz e, bakmaz. Hiç yapmış olduğunuz yanlışlığa şey, bakmaz. Sözleşme. Sözleşme neyse orada bir 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 kıla kadar her şey yazar onların sözleşme. Yani o kılı yapmadığınız sürece Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim size. Hangisinden kontrole gelir UNDP ve size yazmış olduğu şartnamenin içerisindeki yaşanmış bir olaydır yani bu. Size şartnamenin içerisinde derse ki şantiye alanında yangın söndürücü bulunacak. Siz onu yaparsınız. Ama ihale 6 aylık 7 aylıktır. Gelir bakar ki sizin yangın söndürücünüzün tarihi, tarih geçmiş. Geçir. Size der ki bundan kaynaklı size 200 euro 300 euro kesiyorum der. Bu kadar serttirler yani yapmış oldukları. O yüzden yani bunu konuşurken şeye da gidilmesi hmm. yanlış anlaşılmasın. Sadece tec elçiliğinden işte baskı vardır yapmazsa. Bu tabii bir ihale Ama süreci. Doğru mi? olan da budur zaten. Evet, doğru yani Yapılması da gereken ya. neyse, aynı. yazılı olan neyse onun yapılması tabii lazım. Ki hiçbir aynı. soru işareti kalmasın aynı. geriye. Herkes işini yaparsa aynı süreç işler. O da demek ki çok şey değil düzenli düzenini gidemediğimiz evet. için sıkıntılar oluyor. E, bu bir şunu da söylemek isterim yani ben de burada konuşurken yani bizimle her şeyimiz süperdir sektör olarak da yanlışı sadece devlet yapar da demek istemem yani ben eleştiriye açık bir insanım. Eleştirilmedikçe doğruları göremezsiniz. Bizimle tabii ki sıkıntılarımız vardır. Bizim de başaramadığımız bazı adımlar vardır ama sonuçta bir ülkede bir sektör varsa kendi başına istediği kadar söylensin ileri gidemez yani bu sektör. Sonuçta hükümetin de bununla birlikte masaya oturup nedir bu sektörün dertleri diye incelemesi ve onunla ilgili adımlar atması gerekiyor. Yani biz yüz tane hiçbir şey istersek yüzünü de yapmak zorundadır devlet demiyoruz ki. Yani önemli olan başlıklar vardır. Bunların oturulup bir an önce toparlanması gerekir. Sektör bazında yani her sektör bazında bir iki tane başlığı bile çözebilse hükümetler. Ee, çok daha güzel e, yarınlar bizi bekler diye düşünüyorum ama ne yazık ki işte bırakma bir iki tane. yani görüşmek bile e, böyle kolay olamıyor. Yani ben siyasilerimize de hak veririm çünkü her yerde e, sorun var. Her yerde sorun var ve bir de şu var bilirsiniz yani bunları çok daha öncelerde de konuştuk. Biz de toplum olarak illa oralara ulaşmak isteriz. Yani. yani bir başbakanın evet. birinin arsasının kenarından geçen telin sorunundan uğraşması gerekmez bence. Ama işte aradın da bakma telefona bak eskiden bakardı der. Uğraşmadım i̇şte artık diyeyim, siyasilerimizin yani bundan biraz o korkudan kendilerini sıyırması gerekir. Yani açıkçası ben olsaydım mesela telefonla bakmadım diye birinin bana oy vermeyecekse, vermesin derim ben. Yani. Ama işte bakanlar geliyor bu defa da işler tıkanıyor. Öyle de bir yani öyle. aynaya bakması lazım herkesin Aynen. Da ona göre. E, toplum Çünkü... olarak da bu bilince de sahip olmamız yani gerekir ya. bizim. Yani bu şöyle bir şey düşünün. Bir e, şirket sahibi düşünün kendi şirketinde bir şeyler yönetir değil mi? E ya şimdi e, bir marketi yöneten bir insan düşün. Yani orada yerinde naylon kalmadıysa o şikayetin illa ta yukarıdaki adama gitmesi gerekir. Yani orada çalışanın da biraz ona bir önem göstermesi gerekir. İlla orada naylon olmadı diye senin de dünyayı yakmaman gerekir yani gün sonunda. Biraz da bu özel de yapmamız gerekir toplum olarak açıkçası. O kesinlikle. Zaten birçok sorunun başı bizden kaynaklanır. Yani yurttaştan kaynaklanır. Bu da silsile olmuş. Sonuçta da de bizim vatandaşımızdır. E Kendi öyle, de içimizden tabii yani biz, bizim içimizden çıkan medyası da öyledir, iş adamı da öyledir. E, siyasetçisi de öyledir. Bunu sıklıkla söyleriz. Biraz tepki de olur ama olsun bir şey değil. E, yüzleşmek lazım Aynen. zaman zaman. Katılıyorum. E, hatta öldürüyor. ben hep söylerim. E, şeyin... E, Tufan Hoca'nın başbakan olmadan önce akademisyenken Kıbrıs Türklerin Halleri diye kitap serisi var bence hepimiz okumamız lazım yani. ama okurken de böyle biraz aynaya bakmamız lazım neyse konumuz değil bu e, az önce biraz girdik e, bir örnek üzerinden sanki e, bilmiyorum bu at, atıl kalan inşaatlar var ya bunların kazandırılmasıyla ilgili bir İçişleri bakanlığının yaptığı bir çalışma var galiba ondan haberdar mısınız nedir o yapılan bunun ekonomiye kazandırılması ciddi bir süreç getirir eğer olursa Hı. nedir o durum? Yani var bununla ilgili bir çalışma var açıkçası ama bir anda sonuçlandırmak kolay değildir. Yani dediğim gibi müteahhitler birliği bazı şeyleri yapar yapar belli bir noktaya kadar getirir ama günün sonunda devletin adım atması gerekir burada ve bunu ciddi şekilde oturup planlaması gerekir devletin. Çünkü unutmayın ki en önemli konu orada. Bankalara verilmiş olan ipotekler var. Satın alan insanlar var. Satın alıp yurt dışına kaçıp e, yani kaçıp derken yurt dışına artık bu Kıbrıs'tan çünkü alanların çoğu da yabancıdır. Ya buradan bir şey olmaz deyip yurt dışına gidip kendi ülkesine tekrardan yerleşen insanlar var. Bunları bulacaksınız. Bunlara ulaşacaksınız. Tebligatlarını yapacaksınız. Onları tekrar ülkeye çağıracaksınız. Bu sorunlarla ilgili onlardan vekaletlemelerini alacaksınız. Bu sorunların çözülebilmesi için yani bu Öyle bir anda hı hı. evet ben aldım gündemi ve hadi yarın çözüyorum diyebileceği bir e, durum değil hükümetin. E, bizimle birlikte e, ellerini taşın altına koyarlarsa ki müteahhitler birliği sonuna kadar burada e, elini taşın altına koymaya hazırdır. Çözümlenebilir. E, Bununla ilgili bazı hesaplamalar da yapıldı. Yani devlet bunları çözer ve bu konutları da gerek kira yöntemiyle gerekse bir işletme tarzında bile piyasaya sokabilse çok büyük bir kazanç elde ederiz. Bekliyoruz şu anda bir çalışma var. Evet ama erkenden bitebilecek bir çalışma değil açıkçası. Çünkü şeyde şey bir kararda değil Aytu. Yani evet ben bunu aldım tamamdır uygulayın diyebilecek bir şey değil ann yani yazık. Çok, çok çeşitli evet. şeyleri olduğu evet. için e, çok bacaklı sorunlar bacaklı var. Bacaklı yani. sorun olduğu için e, şey edemiyor. Ve pek yani sadece e, müteahhitlik bakış açısıyla değil de daha genel Ekonomik da biraz sohbetimizi sürdürelim. Zaten birbirinden koparmak mümkün değil aslında. Tabii ki. Bir takım kararlar alınmaya çalıştı bu dövizin etkisiyle vesaireyle ilgili, ama çok fazla birinin hissedebileceği bir sonuç doğurmadı. Evet. işte çeşitli tartışmalarımız var, ama bunların. Hemen hemen hiçbir belki kamudaki çalışanlar bir nebze olsun işte hayat bağlıdır şudur budur şimdi gerçi ilginç tartışmalar da var bilirsiniz. <laughs> yani. ee, onlar bir nebze kendini koruyor ama genel anlamda e, ülkedeki ekonomik yapıya yaklaşım yeni bir hükümet sonuçta dörtlü koalisyon hükümeti bununla nasıl değerlendirisi yani e, sence doğru bir şekilde yaklaşılabiliyor mu ana hatlarıyla ekonomik sorunları? Yani açıkçası yaklaşılmıyor. Yani yani söylemesi gerekirse açıkçası çok iyi bilindiğine de inanmıyorum. yani bu bir ülke yönetmek kolay değildir yani ekonomik hareket kolay değildir. Yani ben her zaman şunu söylerim. Mesela bizim ülkemizde çok iyi beyinler vardır. Bu insanlardan siyasilerimizin faydalanması gerekir demin gene konuştuğumuz konuların içinde baktınız ki ülkenizde ekonomik olarak çevirebileceğiniz bir şeyler yoksa ülkenize insan getirebilmek için neler yapmanız gerektiğine bakacaksınız. Ben mesela bundan yaklaşık bir buçuk sene önce bir televizyon programında şunu vurgulamıştım ki şu anda görüyorum hükümetin içerisinde bununla ilgili bir adımlar var gibi. Yurt dışında yaşayan Türkler. Hı hı. Bununla ilgili bir adım atmanız gerekir sizin. Senelerdir konuşulan bakın üçüncü kuşak koptu artık. Tabii. Avustralya'da yaşayanlar, İngiltere'de yaşayan çocuklar tatile bile gelmiyor. Eskiden bir önceki kuşak zorluyordu kendilerini. Hadi yaz tatilimizi ülkemizde geçirelim diye. E bir askerlik korkusu girdi içlerine falan. Bununla Vallahi. ilgili sorunu çözün ya. Bu ülkede yani evet bir askeri düzene her zaman ihtiyaç vardır. Ülkeler kendilerini koruması için hani... Yani olsa da olur, olmasa da olur o ayrı bir tartışma konusudur ama bununla ilgili adımlar atabilirsiniz. Ee, ki yani bunlar yanı başımıza vardır. yani Bakın mesela şimdi bunu konuşuyoruz. Hop bir bakarsınız. Türkiye'de bu konu şu anda konuşuluyor. Askerinle ilgili adım atısı profesyonel askerliğe geçilsin mi konuşmaya başladılar şimdi. Tabii kolay değil Türkiye gibi bir ülkede bunu başarabilmek. E, sınır komşularıyla e, sıkıntı, sıkıntı içerisinde olan bir ülkenin. Ama bu konuşuluyor ve uzun zamandır da aslında Türkiye'de konuşuluyor. Biz bununla ilgili bir adım atmadık bunca zamandır. Ve şimdi üçüncü nesil artık... Tatilini burada değil, işte İspanya'ya giderek, Ibiza'ya giderek, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giderek, başka yerlere Güney giderek, Güney Kıbrıs'a gelerek, Güney Kıbrıs'a gelerek ya. yapıyorlar ve kendi ülkesinden, kendi topraklarından kopuyor bu insanlar. Ne yazık ki. E bu yani yapmasın ya bu arkadaşlar, bu çocuklar gerekirse bu askerliği. Yani biz şeyi de davet ediyoruz. Sayın Hoca sayı uğraşıyor, şey gelsinler ülkelerine evet, bir adım yatırım var, yapsın. Sayın ama sayın. Yatırımın önünü genel anlamda açamadık ki. Daha. Yani Şimdi sanki... bakın bunu yapmış olsaydık aslında, 3 sene, 4 sene, 5 sene önce bunun önlemini almış olsaydık, belki de 10 sene, önce, bu insanlar bu ülkeden kopmayacaktı. Ve ülkemde de bir evim olsun diyerekten gelip kendisine bir konut alacaktı belki veya bir yatırım yapmaya gelecekti bu ülkeye. Ama siz öyle bir ettiğiniz insanları ki e ben gidersem alacaklar beni içeri askerlikten ben buradaki işimden ne olacağım, buradaki yaşantımdan ne olacağım, bütün hayatım alt üst olacak diye gelmiyor yani bu gençler. Işte. Yani yatırım yatırımdır yani ev alır, bir dükkan açar, başka bir şey alır, ülkesine gelir, ülkesine olan o bugüne kadar verilmiş olan ülkesini kıyaslayamıyor çocuklar. Şu andaki yeni nesil orada biliyor musunuz? Oradaki Yaşamış olduğu standartı buradan çok daha iyi olduğunu düşünür. Gelse bu insanlar, bu gençler bu ülkeye ve yaşayabilseler burada ve bir senelerini geçirseler bu ülkede sizin onlara sunacağınız daha iyi imkanlarla, yani evet ülkemizde sıkıntılar var vardır ayto ama inanın bana toplum olarak da bu kadar da güzel bir ülkede yaşayamazdık evet. yani. Her şeye rağmen bu büyük metropollere nazaran çok avantajlı. Aynen. Ülke, gerek doğası gerek her şey çalışma yani. hayatı. Aynen. Yani bir evet dünyanın en iyi denizidir değmeyik belki ama e, bir hafta sonu bile ailenizi alıp buradan Karpaz'a gittiğinizde ve orada bir denize girdiğinizde dönerken bir restoranda küçük ufak tefek bir şeyleri yiyip bir balığınızı kebabınızı yiyip geri geldiğinizde inan insanın şeyi değişir. Sen yine başka bir yere gittim de geri geldim ülkeye gibi gelir. Ama onların yoktur öyle bir lüksü orada yapabilecek onu. Pazar günü ya evinde oturur, ya bir arkadaşına gider evinde oturur veya çıkar dışarıda bir gezer hep aynı hava, hep aynı hava, hep bina, hep bina, hep bina. Yani bu şansı da tanımış olsaydık bu insanlara belki de hem kopmayacaklardı hem belki de ülkelerine geri dönüş yapmış olanlar da mutlaka olacaklardı aralarında. Ha, genel olarak ekonomi, ben bilinçsizlikten kaynaklı bir şey yapamadıklarını görüyorum. Çünkü ekonominin dinamiklerini hareket ettirebilmek için Aytu, vizyonumuzun çok geniş olması gerekir. Yani böyle ben kendi siyasi görüşümden, kendi ideolojimden diye bakarsanız olaylara hiçbir şey çözemezsiniz. Hele da bizim gibi ülkelerde çok çok daha zor olur bu sizin için ve hiçbir şey çözemezsiniz. Günün sonunda bırakırsınız. Şu anda ekonomimiz tamamen şudur yani. Öyle serbest bırakılmış bir şeydir. Kendini başına giden bir düzendir yani. Kimsenin inanın kontrol ettiği falan yoktur yani nedir ne değildir durum ya şunu şöyle yaparsak böyle olur bunu böyle yaparsak böyle olur diye bir şey kesinlikle kontrol edilmiyor yani ben inanmam yani kontrol edilse bulunacak çok nokta var bunlar defa defa da söyledik ama çalışma bakanı ilk hızlı girdiydi özellikle sizin sektörle ilgili işte denetimler şunlar bunlar daha iyi bir düzen insanlar ölmesin daha işte Avrupa benzeri düzenlemeler Her gelsin filan. Ee, sanki şimdi gerçi o denetim şey ilk zamanki gibi değil ama e, denetimi talep ediyoruz ama buna biz hazır mıyız yani onu da konuşmak lazım. Yani doğru işleri de yapabiliyor muyuz o noktada yoksa burada karşımızda ne gibi yani şey insan gezince e, görüyor bazı şeyleri. Gezmediğinde hani çok mu gezen, çok mu okuyan aslında hmm. gezen örneğin ben bir dönem bir tatil için Almanya'ya gittim. De. Öyle bir skolaşa dediğimiz düzeni gördüm. İnsanların düşmesi mümkün değil mesela. 100 metre şey, sprit atabilirsiniz üzerinde. Yani <laughs> öyle müthiş bir yapı vardı. Kollar birbirinin içine geçmiş. Neden olmaz mesela bu? E nedenini denk. çok basit söyleyeyim mesela size. Mesela? Ben yani buradan da şunu söylemek isterim. Yani. Ben iş sağlığı, güvenliği konusuyla ilgili Sayın Bakanımız'ı eleştirmek istemem. İlk başta hızlı girmesiyle değil. Hı hı. Bu yani zaten hep şu şekilde bakılır. İşte müteahhit istemez bu parayı harcasın da ondan dolayı almaz bunların önlemini gözüyle bakarlar. Ama inanın hiç öyle bir durum yoktur. Bu paralar harcanıyor zaten. Ama burada önemli olan siz istediğiniz kadar kontrol edin. İstediğiniz adımı atın. Kendi şirketiniz içerisinde de bakanlık olarak da burada önemli olan bilinçtir, eğitimdir. Çıkın gidin mesela ben size söyleyeyim yani benim şantiyelerimle gidebilirler. Çoğu şantiyeye de gitsinler. Baredidir, yeleğidir, alınması gereken önlemlerin çoğu alınmıştır. İnan malzemeler de orada vardır yerinde. Tamam Mesela basamak kenarlarına alınan aparatlar vardır. Balkon kenarlarına inşaat bitmeden insan çalışanlar düşmesin diye alınan önlemler vardır. E gidin bakın. Ben gideyim oraya. Üç gün boyunca her şey tamamdır. Ben çekildiğim an arkamda bir tanesi düşsün başlar patır patır gerisi o çalışanı. Kendi için yapılan şeydir ya o kendisi hmm. yapar. Baret takın dersiniz bu sıcakta ben takamam de dersiniz. Ya takın. Hayır. E, ne ceza vereceksiniz? Şimdi maaşından kesseniz bu sırada ne denecek bilir misiniz? Patron kesti çalışanın maaşından. <laughs> e, yani <laughs> bunun bir bilinç seviyesi olması gerekir. Bir eğitim seviyesinden geçmiş olan insanların e, oralarda bulunması gerekir ki bu söylediklerinizi harfiyen uygulayabilsin e, ee, gene dediğim gibi konunun başında Sayın Bakanımızı eleştirmem burada ama biz tam o dönemde bununla ilgili bir araştırma yaptık. Bir şirketin Lefkoşa içerisindeki sadece şantiyelerini bir anda iskalaş oynan çevirmesi için ihtiyaç duyduğu iskele yatırımı 930 veya 940 bin TL civarındaydı. Ya nerede bulak ya bu insana 940 bin TL? Yani herkes evet. bankalarda e dökülür zanneder yani. paralar. 940 bin TL'den bahsederim size. Nasıl alacak bu şirket bunu? Ve ben bununla ilgili bir öneri getirdim. Dedim ki çalışma bakanlığımız Türkiye'deki muadil bakanlığıyla ilgili bir çalışma yapsın. Mevcut bizim yaptırma, yaptığımız araştırmalarda da Türkiye'de iskele konusu çok öne geçmiştir artık. Ve gereğinden de fazla üretim vardır. Bununla ilgili Türkiye'de yapılacak e, istişare içerisinde, Türkiye'de atıl durumda olan, atıl derken kötü değil ama şu anda kullanılmayan iskeleleri hı hı. gelin iki bakanlık kendi arasında bir e, protokol imzalasın. İhtiyaç duyulan ne varsa, bununla ilgili daha önce eğitim almış olan insanlar ki bilirsiniz sertifikalandırıldı bunlar. E, birkaç tane şirket kurulsun bununla ilgili veya birkaç tane şirkete yetki verilsin veya müteahhitler birliğine verilsin bu yetki bakanlık olarak. Oradan bu iskeleleri kuran firmalarından, bizim burada bu belgeleri alan firmalarımız, ürün buraya getirilsin, bir denilsin ki bu adaya girerken ne vergi, ne gümrük, ne kadeve, ne fon hiçbir şey ödenmesin. Girsin adaya, Müteahhitler Birliği'nin, Çalışma Bakanlığı'nın kontrolünde ve Türkiye'den gelecek olan bunları kuracak ekiplerin ve bizim buradaki ekipler de onların içerisinde e, angraj olsunlar ve onlar da bunların kurulumuyla ilgili Mevcut kuran insanlardan belli bir eğitim, belli bir hmm. e, bilgi alabilsinler, know-how alsınlar. Günün sonunda ihtiyaç kalmayacaksa aynı şekilde. Atıyorum bin adet girdiyse bin adet veya zarar gören varsa, atıla gidecek olan varsa, kesilecek, parçalanacak olanlar olanlar şu kadar adet. Tekrardan adadan geri bu şirketlere geri iade edildi diye. Bunun kontrolü yapılsın. Çünkü burada parantez açıp şunu da söylemek isterim. Siz dersiniz ki şu ıskaloşa sistemini isterim dersiniz. Saldırırsınız piyasaya. Herkes de bunu almak ve cebinden gerekirse boşlanmak da zorunda kalır. Gider alır. Ama iki sene sonra bu inşaat sektörü durursa ne olacak bu kadar demir yığını? Onun hesabını yaparlar mı? Çok bir, büyük bir daha de atılmaz demek çıkacak yani günün sonunda. Evet. Bu kadar inşaatı siz bir defa daha önlemini almaya çalışırsanız. Yani o yüzden ben bu tip önlemler getirdiydik ee, ve ama tahminimce Sayın Bakanımız da anlamıştır yani burada illa da müteahhit firmalar değil yani bu önlemleri almayınız. Yani eğitim çok önemlidir bu. Ha siz tabii ki kontrolleri yapınız ama adamın en ufak bir şeyi vardır diye e, bir anda şantiyesini kapatmayınız Baktınız gördüğünüz yani 10 adım vardır atılması gereken bu 10 adımın 8'i atılmıştır. Diğer iki kalanı şey vardı. Uyarı ilk etapta. Belli bir uyarı verin. Bir defa daha uyarın. E bakın şu da vardı. O zaman da bakanımız çok hızlı girdiğinde. Özellikle en büyük sıkıntı bina yapılırken yukarı doğru gitme aşamasındadır ay Atı. Çünkü hiçbir şey yoktur ortada ve siz kalıpçı, demirci ile betoncu bir şey çıkartmaya çalışırsınız ortaya. E ülkemizde bunun önlemini alabilecek aparatlar yoktu. E siz şimdi dersiniz ki al bu önlemi, e biz de deriz size ki e öyle bir aparat yok bu ülkede varsa bakanlıkta versin bize deriz. E bakanlıkta da öyle bir şey yok, e piyasada da yok. Ve kendi başımıza çözümler üretmeye çalıştık. Ben mesela örnek vermem gerekirse, ki, bir, ki hatırladığım kadarıyla bunun fotoğrafını çekip de Sayın Bakan'a attıydım ben. En üst katta bütün binanetler, ona gittik dedik ki şirket olarak alın çelik halat alın. Çelik halatlar aldık, adamlara kemerler aldık, astık. Bu çelik halatın üzerinde dedik buraya bağlanacaksınız, Allah korusun düşerseniz, en azından yani ya beliniz açılacak artık. Çünkü doğru bir aparatla uygulamada değil ama binadan aşağı düşmeyin en azından. Yani bir canı mal olacak bir sonuç yaratması. Bunları yarattık ama doğru ekipmanlar da olmadığı için çalışanlar da çok rahat değildir günün sonunda. Ha kullandık, kullandık belli bir aşamaya kadar ama ondan sonra dedik yani baktık çalışan da, ya istemem bunu. Çalışamıyorum çünkü üretimde yapamıyorum. O da kendine göre düşünür. Çünkü ben diyor bugün 100 metrekare kalıp kapatmak zorundayım. Adam bir bakar ki 50 metrekare kapattı bugün. Yapamadı istediğini. Evet. E, demek ki daha çok fazla istişarelerle Tabii ki. E, doğruyu bulmak lazım. Evet. Kolay gelsin diyelim e, sevgili Ceyhun. Geldiğin için teşekkür ederim. Tekrar Hı -hı. zaman Biz teşekkür zaman ederiz. Konuşuruz. Biz e, Daha Sektörün için. daha da ileriye gidebilmesi için İnşallah. yapılması gerekenler de umarım kısa zamanda e, ele alınır ve e, adımlar atılır. Ben, Efendim... Kapatmadan şu ufak da ekleyelim etmeyeyim. söylemek isterim. Yani sıkıntılar yok değildir, vardır. Çözümleri de var mıdır, vardır. Önemli olan aytu, umutsuz olmamaktır. Mutsuz bir hayat yaşamamaktır. Ee, umutlu olduktan sonra her sabah kalktığınızda daha güzel bir güne uyanmak için kendinizi motive ederseniz. Daha da güzel bir güne gidebilirsiniz. Ülkemizde sıkıntılar olacaktır. Bırakın ülkeyi, dünyada da çok büyük sıkıntılar var aslında. Ekonomik yönden de, yok, her yok. yönden de. Ee, ama e, lütfen insanlarımız da biraz onu şey yapsınlar. Yani böyle sabah uyandığında bir herkes etrafındaki insanlara bir günaydın demek çok zor bir şey değil. <laughs> Bu da yapılsın ki en azından toplum psikolojisi için bile büyük bir etkidir diyerekten teşekkür ederim programına davet ettiğin için beni. Efendim müteahhitlerin sorunlarını başlıca ve tabii ekonomiye de birazcık ekonominin geneline bakmaya çalıştık. Müteahhitler Birliği yönetim, kurulesi, yönetim kurulu üyesi arkadaşım Ceyhun Tunalı ile birlikteydik bugün ve nokta alıyoruz. Yarın yeniden e, detay programında kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ülke sorunlarını konuşmaya çalışacağız. Herkese iyi günler tekrar görüşmek üzere.